Pazar araştırmacıları, ulusal bir perakende şirketinde çalışan müdürlerin maaşlarının karşılaştırıldığı bir araştırma yapıyorlar. Araştırmacılar rastgele bir örneklemin maaş ve demografik bilgilerini öğreniyorlar. Araştırmacılar örneklemdeki erkeklerin ve kadınların ortalama maaşlarını ayrı ayrı hesaplıyorlar. Erkek müdürlerin ortalama maaşlarının kadın müdürlerin ortalama maaşlarından yüksek olup olmadığını da test etmek istiyorlar. Çıkarım yapabilmek için gerekli tüm koşulların sağlandığını varsayın. Aşağıdakilerden hangisi en uygun test ve karşıt hipotezdir demişler cevaplar arasında bağımlı örneklem ve çift örneklemli t testlerinin verildiğini görüyoruz. Karşı hipotezleri de farklı şekillerde ifade etmişler. Şimdi hadi hemen her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İşe bağımlı örneklem ile çift örneklemli t testi arasında ne fark olduğundan bahsederek başlamak istiyorum. Bağımlı t testinde hipotezler çoğu zaman bir ortalama farkı olan bir popülasyon parametresine göre kurulur. Bir popülasyonumuz var. Bu arada bu bağımlı örneklem t testi için geçerli olan durum. Mesela insanlar şort mu yoksa pantolon mu giydiklerinde daha hızlı koşarlar sorusunu ele alalım. Popülasyonun her bir üyesi için, tabii eğer elimizdeki bilginin kusursuz olduğunu düşünürsek, Popülasyondaki her bireyin pantolonla ve şortla ne kadar hızlı koştukları bilgisine sahip olduğumuzu varsayalım her bir birey için farkı hesaplayınca da popülasyon için ortalama farkı elde ederiz. Not ediyorum. Pantolon ve şortun farkının ortalaması. Bunu hesaplamak yani bunun için bir hipotez testi yapmak için de bir örneklem alırız ve pantolonla şortun farkının örneklem ortalamasını hesaplarız. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak, sıfır hipotezini bu ortalamanın sıfır olduğu iddiasıyla kurarız. Ve eğer sıfır hipotezi doğruysa, yani bu fark eğer sıfıra eşitse, böyle bir sonuç elde etmemizin olasılığının ne olduğuna bakarız. Elde ettiğimiz sonuç, belirli bir anlamlılık düzeyinin altındaysa, sıfır hipotezini reddeder ve karşıt hipotezi, yani bu ortalamanın sıfırdan farklı olması durumunu değerlendiririz. Çift örneklemli t testinde ise iki farklı popülasyon vardır. Örneğin bu erkeklere, bu da kadınlara ait bir popülasyon olabilir. Bu iki popülasyon arasındaki ortalamayı karşılaştırırız. Mesela ortalama maaş. Erkeklerin ortalama maaşını buluruz, kadınların ortalama maaşını buluruz. Burada yapacağımız bir hipotez testi ile bu iki parametre arasındaki ortalama farkıyla ilgili çıkarımlarda bulunmaya çalışırız. Mesela erkeklerin maaş ortalaması eksi kadınların maaş ortalaması. Buradaki sıfır hipotezi genellikle statikoyu verir. Yani bu ikisi arasında bir fark olmadığını iddia eder. Karşıt hipotezde soruda değerlendirdiğimiz duruma, yani erkeklerin ortalama maaşının kadınların ortalama maaşından yüksek olup olmadığına bakar. Erkeklerin ortalama maaşının kadınların ortalama maaşından farklı olduğunu test etmek isteselerdi, karşı hipotezi erkeklerin ortalama maaşı eksi kadınların ortalama maaşının sıfıra eşit olmaması olarak kurarlardı. Ama buradaki araştırmada ortalama maaşların farklı olup olmadığını değil, erkeklerin ortalama maaşlarının kadınlarınkinden yüksek olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Bu yüzden de eşit değildir yerine büyüktür işaretini koyacağız. Peki bu hangi seçenek? Bir bakalım. İki örneklemli bir T testi yaptığımıza ve karşı hipotezide ortalama maaşın büyük olması durumu üzerine kurduğumuza göre, evet işte bu.